Evet efendim. Şimdi bize DM'den sorduğunuz soruları cevaplayacağım. İsim vermiyorum tabii. Burada hocam selamlar. Sorularınızı yazabilirsiniz dediğiniz için yazıyorum. Hocam ben 35 yaşındayım. Bir yıldır sevgilimle bir ilişkim var. Ama cinsel yönden o kadar çok istekliyim ki genital bölgem sürekli ıslak dolaşıyorum. Ve sevişmekten, seks yapmaktan başka hiçbir şey düşünemiyorum. Bu benim artık iş hayatımı da etkilemeye başladı. Çünkü sürekli canım seks yapmak istiyor. Ve sevgilim artık beni tatmin etmemeye başladı. Çünkü bana yetemiyor. Bu konuda sizi rahatsız ediyorum. Artık işime gücüme odaklanamıyorum. Hocam, devamlı bir kadın ister mi? Evet istiyormuş hocam. Sevgilim bana hayatımda yüzlerce kadınla birlikte oldum. Bir tek seni doyuramadım dedi. Bir sabah işe gitmeden yapıyoruz. Aynı gün akşam yemekten sonra 3 kere daha yapıyoruz. Günde 4 kere seks yapıyoruz. Yine doymuyorum hocam. Bunlar normal midir? Küçük de olsa bir cevap yazabilirseniz çok sevinirim. Sevgi ve saygılarımla demiş. Evet, şimdi kadınlarda aşırı cinsel istek. Kadınlarda bazen bazı davranışları kontrol altına almak o kadar kolay olmayabiliyor ve aşırı cinsel istek görülebiliyor. Bunun birçok sebebi var aslında. Yani sizin çocukluğunuzdan itibaren bir sebebe de bağlı olabilir. Hormonal bir takım değişikliklere de bağlı olabilir veya beyin fonksiyonlarınızdaki bir takım sorunlarla da ilişkili olabilir. İşte biz bu cinsel aşırı uyarılma problemini cinsel bağlılık gibi farklı isimler de verebiliyoruz. Bu durum ilk bakıldığında çok ciddi bir durum gibi görünmese de aslında kadınlarda çok aşırı cinsel istek olması mesajda da gördüğümüz gibi çalışma hayatını, aile düzenini, partneriyle olan arkadaşlık hayatını dahil etkileyebiliyor. Günlük aktivite artık etkilenmiş durumda. İşte bu tarz durumlarda kadınlar kendini kontrol edemezler ve sürekli olarak cinsel ilişkiye girmek isterler. Burada en önemli şey böyle durumlarda altta yatan sebebe göre kişiye özel bir tedavi süreci uygulanmalı ve süreç tamamlanmalı. Aksi takdirde zaman ilerledikçe sonuçlar çok daha kötü olabilir.